Galatasaray ilk devre Ankara'da PTT'ye mağlup olduğu müsabakaya, bu defa İstanbul'da yine PTT'ye karşı çıkıyor ve bu defa sarı kırmızılar son derece azimli. Hakem triyosu Ertuğrul Dilek, Özer Erkli ve Orhan Cebe. Galatasaray Nihat Ergün Akın, Muzaffer Talat Turan, Mehmet Ayhan Gökmen Metin Uğur şeklinde. PTT ise Cavit Yetik Esen Ali, Enver Yusuf Aydın, Köksal Zeki, Feridun Ertan Metin şeklinde. İki takım kaptanı ortada, Metin ve PTT'den Yusuf, ortada da orta hakem Ertuğrul Dilek. Ve oyun derhal başladı. Top Galatasaraylılarda, hemen Uğur'da. Uğur aldı, bozuk zemine rağmen topu sağ tarafa doğru yerden uzattı. Sağdan kayıyorlar şimdi, Mehmet'in ayağında. Galatasaraylı Mehmet aldı. Taç çizgisinin 1-2 metre kadar yakınında. Daha henüz 30. saniye. Aldı, hemen ortasını yaptı. Sağ taraftan kayıyor, Uğur onun topuna gelmişti. Girdi ve topu kornere çıkardı. Korner atışını bekliyoruz. Yapılmak üzere, atış yapıldı. Metin kafaya çıktı, vurdu ve gol. En yüz birinci dakikada Metin'in sert kafa şutu 1-0 galip duruma yükseltti Galatasaraylıları. Sarı kırmızılılar son derece sevinçli ve sağdan gelen topa Metin'in yapıştırdığı kafa böylece sarı kırmızılı takımı 1-0 üstünlüğe ulaştırdı. Ve şimdi Galatasaraylıların atakları devam ediyor. Son derece rahatladı Galatasaraylılar, zira PTT gibi bir takıma henüz birinci dakikada gol atmak hakikaten büyük bir başarı. Top şimdi Uğur'da. Uğur aldı topu, sağ taraftan kayıyor, verdi Gökmen'e. Gökmen gollük pozisyonda karşı karşıya. Vurmak üzere, vurdu ve gol. Henüz 4. dakika. Galatasaray 2-0 galip durumda. Buna ne Galatasaraylılar ne de PTT'ler adeta inanamıyorlar. Fakat ortada skor havası var. Evet, Galatasaray 1. dakikada Metin ve 4. dakikada da Gökmen'in attığı gollerle 2-0 galip durumda. PTT forvetleri sadece santra yapıyorlar henüz. Top ortalarda. Orta yuvarlakta, PTT'ler sağ tarafa doğru çektiler. Ceza sahasına doğru kayıyor Zeki. Kaydı fakat bırakmıyorlar. Ergün hemen aldı. Topu derhal ileriye doğru uzattı. Atış yapıldı ve top Cavit'ten dışarıya çıktı, korner. Korner atışı sol taraftan kullanıldı. Ceza sahasının 1-2 metre kadar dışına çıktı top. Galatasaraylı Turan sert bir vole yapıştırdı ancak barajdan döndü. PTT'ler nihayet kendilerine geldiler ama 2-0 mağlup olduktan sonra. Şimdi 2-0 üstün olan Galatasaray PTT ataklarıyla karşı karşıya durumda. Ertan'da. Ertan'dan hemen Turan aldı. Orta yuvarlakta çekti topu, sağ tarafta gönderdi fakat Aydın kafayla kesti. Yanındaki arkadaşı Zeki'ye verdi. Ondan gelen top yine Aydın'ı buldu. Aydın bir çalım attı, geçti karşısındaki Mehmet'i. Kayıyor milli futbolcu Aydın, PTT'li Aydın. Ceza sahasının dışında. Sağ tarafa doğru pasını yaptı. Sağdan kayıyorlardı bu defa. Olmadı. Olmadı ve Ergün oraya da yetişti. Topu aldı. Ortaya doğru gönderdi. Kafayla top sekti ve doğru Yusuf'un önüne. Yusuf aldı. Düzeltti. Bakınıyor şöyle ileriye doğru. Ve pasını yapıyor. Sol taraftan yine kritik bir durumda. Nihat uzandı. PTT forvetinin önünden topu aldı. Ancak bir çift vuruş. Arkadan sert bir vole daha. Bir hayli yukarıdan top out'u boyladı. Avut atışı kullanıldı, Metin Oktay'da top. Metin hemen yanındaki arkadaşını gördü. Sağ taraftan bir orta, bu defa da Cavit'te. Cavit çamurlu sahada uzandı ve topu aldı. Hemen degajmanını yaptı. PTT'liler şimdi sağ taraftan akıyorlar. Akıyorlar, bir verkaç yapıldı Ertan'a. Ondan da sağ açıklarına geldi Köksal'a. Köksal ortasını yapmak üzere ve yaptı. Yaptı Köksal ortasını, kafayla kesti Galatasaray müdafileri. Ve topu Nihat uzandı, yandan hemen aldı. Yanından kaymakta olan arkadaşı Mehmet'e verdi. Mehmet'ten Gökmen'e gelen pası bırakmadılar ve derhal Aydın aldı. Aydın geride oynuyor, Yusuf'un gerisinde oynuyor ve böylece boş topları kovalıyor. Ve top şimdi yine ileriye doğru geldi. PTT'lilerin bir ataklarını görüyoruz ve yine top dışarıya çıkıyor. Ergün'ün uzun bir degajmanı orta çizgide tam çizginin üzerine kadar geldi. Bir pas yaptılar Galatasaraylılar ve Metin'den gelen top kimseyi bulmadı. İkinci atakta yine Metin'den ancak kornerle topu alabildiler. Korner atışı kullanıldı, Cavit vurdu ve tekrar korner. İkinci defa yine atış kullanılıyor. Ceza sahasında kafalar, yumruklar ve böylece PTT'liler bir hata daha önlerken Metin'in de sert kafa şutu direğin tam üzerinden avutu boyluyor. Galatasaray PTT karşısında 1. dakikada Metin, 4. dakikada da Gökmen'in attığı gollerle 2-0 galip durumda. Ve bu arada ikinci yarı başlıyor. Top orta çizgide, biraz gerilerde. PTT'liler kaptılar topu. Bakalım Galatasaraylılar bu yarıda ne yapacaklar. Sol taraftan bir atak şimdi. Kayıyorlar. Top hala PTT'lilerin ayağında. Durdurdular topu. Çektiler geriye doğru. Bırakmıyor. Ergün hemen aldı. İleriye doğru gönderdi. Bu arada top Mehmet'te. Mehmet yanındaki arkadaşını gördü. Vurmak üzere Galatasaraylılar topu kaleye fakat bırakmıyor Yusuf. Ve böylece top dışarı çıkıyor. Avut atışı hemen kullanılıyor. Ceza sahasının bir hayli dışında Galatasaraylılardan şimdi bir atak seyrediyoruz. Henüz 63. dakikadayız. Top ceza sahasının 1-2 metre kadar dışında. Soldan bir orta ve bakalım ne olacak. Sağ tarafa doğru geldi. Bir orta daha çıktılar ve Gökmen vurdu gol. Evet, 63. dakikada Gökmen 3-0 galip duruma yükseltti Galatasaray'ı. Galatasaray'ı Gökmen 3-0 galip duruma yükseltti. İlk golü Metin atmıştı. Gökmen üst üste 2 gol attı ve böylece PTT 3-0 mağlup durumda.
Bakalım Galatasaraylıların ataklarını bundan sonra biraz daha yavaşlamış şekilde göreceğiz mi? Top şimdi PTT'lilerde. PTT'liler mütemadiyen hücum yapıyorlar fakat Galatasaraylılar da kontra ataktan gol yapıyorlar. İşte aradaki taktik farkı bu. Şimdi top Talat'ta. Talat'tan hemen Turan'a geldi fakat kestiler. Köksal aldı. Köksal hemen yanındaki arkadaşı Aydın'ı gördü. Aydın ileriye doğru uzattı. Ceza sahasının bir hayli dışında, bırakmıyor Galatasaraylılar. İşte bir atak daha. Metin'den Uğur'a geldi fakat top son anda kaleci Cavit'te kaldı. Cavit'in degajmanını Aydın aldı. Hemen bir topuk pasıyla çekti öne PTT'li Aydın. Orta çizgiyi geçti, kayıyor. Top hala Aydın'ın ayağında. Sol tarafta bulunan arkadaşına verdi. O da daha geride bulunan sol beki Esen Ali'yi gördü. Esen Ali'den bir orta seyrettik. Ceza sahasının 1-2 metre kadar dışında. Uzatıyor yine Galatasaray'a doğru. Uzattılar uzattılar ve sağ taraftan kaymakta olan Metin'e geldi. Metin tam yakına geldi ve vurdu. Evet, böylece 71. dakikada Galatasaray 4-0 galip durumda. Hakikaten Galatasaray bugün tam gününde üst üste 4 gol attılar. 2 gol Metin'den, 2 gol de Gökmen'den. Dakika 71 ve Galatasaray 4-0 galip durumda. PTT'liler yine atak yapıyorlar. Yine sağ taraftan kayıyorlar. Top ortalanmak üzere. Ceza sahasının 1-2 metre kadar dışında. Yapıldı orta fakat top dışarıya çıktı. Avut atışı kullanıldı. Orta yuvarlakta top şimdi. Bu arada değişiklik oldu. Uğur'la Metin çıktı. Metin'in yerine Ahmet, Uğur'un yerine de Muğlis girdi. Başka değişiklik yok. Top PTT'lilerde. Tehlikeli olmak üzereler fakat Muzaffer bırakmıyor. Gerek Muzaffer gerekse Talat. Hakikaten bugün gününde iki futbolcu. Bu arada Ertan'ın şutu barajdan dönüyor. Arkadan yetişen Nihat bu tehlikeyi önlüyor. Top sol taraftan bir atakla PTT sahasına doğru kayıyor. Kayıyorlar, kayıyorlar. Sağdan bir orta. Muğlis'te fakat olmadı. İkinci ortayı bekliyoruz. Fakat bu defa PTT'liler hemen önlüyorlar. Ceza sahasının bir hayli dışından sert bir şut. Direğin üzerinden yaladı, avuta çıktı. Sağ taraftan bir atak daha şimdi. Mehmet'ten. Mehmet bomboş kaleye gönderdi. Muğlis yakıştı. Yetişti ve 5-0 galip duruma yükseltti. 87. dakikada Muğlis 5. golü de attı. Evet, böylece Galatasaray liderlik yolunda, şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha attı. Galatasaray 5, PTT 0.